Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ulaştığımız son bilgilere göre Bulgaristan medyasında dikkat çekici bir haber yayınlandı. Bu haberde Türkiye'nin Akıncı TİHA'sı hava hava muharebesi yaparak düşman hava unsurlarını da vuracak. Türkler görüş ötesi menzilli füzelerini de bu sistemlere entegre ederse, İHA'larla uzak mesafelerden tüm düşman unsurlarını vurabilen dünyadaki ilk ve tek ülke olacak ifadeleri kullanıldı. Suriye, Libya, Karabağ ve son olarak Ukrayna'daki üstün operasyonel başarıları doğrultusunda tüm dünyanın konuştuğu Türk SİHA'ları artık markalaşmış durumda diyebiliriz. Ve hala dünya basınında bu sistemler kendilerine sık sık yer bulmakta hiç zorlanmıyor. Uzunca bir süredir, yani bu son yaşanan Ukrayna olaylarından dolayı özellikle tüm dünya Bayraktar TB2 SİHA'ların başarısını konuşuyordu. Fakat artık dikkatler farklı bir yöne çekildi ve dış basında hemen hemen her gün Akıncı TİHA hakkında haberler çıkmaya başladı. Son olarak ise Bulgaristan medyasında Türkiye'nin yerli ve milli bir şekilde geliştirip envanterine katmış olduğu son insansız hava aracı olan Akıncı TİHA'nın bünyesine katılacağı hava hava füzeleri sayesinde artık sadece yerde bulunan kara hedeflerini değil, aynı zamanda hava hedeflerini de vurabileceğine dikkat çekildi. Yani kısacası Akıncı TİHA artık aklınıza gelebilecek her türlü hedefi vurabilme potansiyeline sahip olacak. Bulgar medyasındaki aynı haberde TÜBİTAK, SAGE ve Baykar savunmanın tamamıyla bu göreve odaklanıp beraber bunun üzerinde çalıştıkları belirtiliyor. TÜBİTAK, SAGE'nin bildiğiniz gibi Göktuğ füze ailesi zaten hali hazırda mevcut. Bu füze ailesi içerisinde görüş içi ve dışı iki farklı füze bulunmakta. Yüksek ihtimalle ya bu sistemler Akıncı TİHA'lara entegre edilmeye çalışılıyordur ya da buradan elde edilen tecrübe ve bilgi birikimleri sayesinde SİHA'lardan atılabilecek yeni bir füze geliştirme çalışmalarına başlamış olabilirler diye düşünüyoruz. Haberin devamında Türkiye'deki kaynaklara göre iki şirket havadan havaya füze entegre etmeye çalışacak. Bu tür füzeler genellikle aktif radar güdüm tarafından kontrol edilir ve yönlendirilir ifadelerine yer verildi. Yine aynı haberde Türkiye'nin ilerleyen dönemlerde Türk F-16'ların ve yerli 5. nesil uçağı olacak olan TFX, yani Milli Muharip Uçakların silahlandırılması kapsamında bu sınıftaki füzeleri geliştirmek için kendi programına sahip olduğu aktarılırken, büyük ihtimalle bu program kapsamında yine aynı füzelerin yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarımızdan biri olan Akıncı TİHA'da da kullanılacağına dikkat çekiyorlar. Ayrıca yine aynı haberin devamında TÜBİTAK tarafından geliştirilen Gökdoğan ve Bozdoğan hava hava füzelerinin, yani Göktuğ füze ailesinin Akıncı TİHA'ya entegre edildiği görüntülerin yayınlandığını da belirtiyorlar ve bu füzelerin hala geliştirilmekte olduğunu, bu nedenle de çok fazla bilgi sahibi olmadıklarını ifade ediyorlar. Son olarak bahsi geçen Göktuğ füze ailesi hakkında bilgilendirmelerde bulunan haber, Ankara, Akıncı TİHA için görsel menzil ötesi havadan havaya füze uyarlamayı başarabilirse, Türkiye insansız hava araçlarını uzaktan kara ve hava hedeflerine karşı aktif silahlara dönüştüren dünyadaki ilk ülke olacak ifadelerini kullanıyor diyelim ve videomuzu sonlandıralım.